Merhabalar hanımlar, iyi noyalarım Zuhal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok şık bir motif çalışacağım arkadaşlar. Bu motifi Mevlüt örtülerinde ve havlu kenarlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil butonu da aktif hale getirirseniz bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursanız ipleriniz de Instagram İnce Nakış Instagram sayfasından güvenle temin edebilirsiniz. Renk noğularımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi motifimize başlayalım. Arkadaşlar, motifimizin orta kısmını sihirli halka üzerine değil de tığ üzerine yapıyoruz. Buradan şöyle şu şekilde 4 tane tığımızın ve iğnemizin üzerine sardık. Daha sonra bunu iğnemin üzerinden şu arka takılı olan yeri de iğnemizin alt tarafından geçirdik. Bir tane düğümümü attım. Hemen motifimize başlayacağız. Burada üç gözleme ile motifimize başlıyoruz. Çok şık, çok güzel bir motif. Rüzgar gülü adı. Şöyle iki, üç tane gözüme yaptım. Farklı bir teknikle çalıştım arkadaşlar. İpimi geri alıyorum. Yanlardan tabi burada hani sihirli halka üzerine tutuyorduk ya, elimizden kaçmıyordu. Şimdi bu bir dakika düğüm oldu. İpimi geri aldım. Arkadaşlar, aynı gözümeye tekrar batıyorum. Şimdi bir yanlardan artırma yapacağız. Sayımız 5 olana kadar. Bakın bir tane artırma yaptım. Elimden motif kaçıyor. Yandaki gözümeye geliyorum. Ve şu diğer yandaki gözümeye geldim. Hemen burada da bir tane artırmamı yaptım. Sayım oldu 4. İpimi geri alıyorum. Tekrar aynı gözümeye batıyorum. İpi uzun tuttuk. Onun için biraz dolaşıyor. Artırmamı yaptım arkadaşlar. Yandaki göze geldim. Diğer yandaki göze geliyoruz. Ve bu sondaki gözlemeye geliyorum. Ve tekrar burada bir tane artırma yapıyorum. Sayım oluyor arkadaşlar. Bakın burada sayımı 5'e kadar artırdım. Şimdi arkadaşlar, ipimi geri aldım. Çok germeyelim şimdi ipimizi. Çünkü artırma yapacağız ortadan. Şimdi arkadaşlar, buradaki artırmayı yapmıyorum artık. Yandaki göze geliyorum. Bir. Bakın. İki. Ve üçüncü gözlemeye geldim. Bakın şurada üç gözleme çalıştım. Burada hemen bir tane artırma yapıyorum. Tam ortadan artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sağ taraftan. Yandaki göze geldim. Ve
ve bu sağ tarafta artırma yapıyorum. Tekrar aynı gözlemeye batıyorum. Artırmamı yapıyorum. İpimi geri alıyorum. Burayı böyle yukarıya doğru çekin. Yandaki göze geldim. Sol tarafta artık hiç artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta yapacağız. Yandaki göze geldim. Ve bu artırma yaptığım yere geldim. Ve aynı burada artırmamı yine tekrarlıyorum. Buradaki artırmayı yapıyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz asla. Bakın şuradakini. Yandaki göze geldim. Sondaki göze de geliyorum. Ve bu sağ taraftaki son gözde de yine artırma yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu ikinci artırmamız oldu. Sayım oldu 7 arkadaşlar. Bu sayıyı 9 olana kadar hem buradan bakın, hem buradan hem de bu son gözlemeden artırma yapıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafla asla, pardon, sol tarafta asla artırma yapmıyoruz. Sadece şu ortadan, sağ tarafa yakın olan ortadan ve bu sondan artırmalarımızı yapıyoruz. Toplam sayımız 9 olana kadar. Evet arkadaşlar, tam gözlemelerim 9 olana kadar devam ettim. Yani toplamda şu ortadan artırma yaptığımız yer 1, 2, 3, 4 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi artırmalarımın hepsini bırakıyorum. Yaprağımı, çiçeğimin yaprağını eksiltiyorum arkadaşlar. Bakın artırma yapmıyorum. Eksiltmelerinizi arkadaşlar şimdi yaptığımız zaman geniş tutmayın arkadaşlar. Güzel minik minik tutun. Çünkü bu yaprağımızda kontürleme yok. Onun için daha böyle kalıp gibi duruyor. Bakın. Hiç artırma yapmadım arkadaşlar. Dümdüz bu gözlemelerin üzerinden başa kadar getirdim bunu. Böyle. Sayım 1 olana kadar bu yaprağımı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar. Tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sayım 1 olana kadar tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum. Arkadaşlar bu yapraktan bu yuvanın içerisine 4 tane daha çalışıyoruz. Toplamda 5 tane yaprağımız oluyor arkadaşlar. Sakın sıkıntıya girmeyin. Şöyle diğer yaprağımızın ovalliği de böyle gelecek. Bildiğiniz rüzgar gülü gibi bir çiçeğimiz olacak arkadaşlar. Şimdi onu tamamlayıp yeşil yapraklarına geçelim inşallah. Arkadaşlar bakın bu şekilde iki tane yaprak çalıştım. Ben burada üçerli üçerli. Şurada bir tane tek bir yaprağını çalışacağım. Buraların da sayılarını vereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar şurada ipimi şu sol taraftaki yaprağımdan tuttum. Daha sonra bakın arkadaşlar şuradaki son artırma olan yerinden ve buradaki son artırma olan yerinden şuradan ipimi buraya tutturuyorum.
Sayıları aynı olduğu için arkadaşlar tekli yapraktan göstereceğim size. Şimdi şuraya arkaya aldım. Bu ipimi de bu iğnemin üzerinde şöyle, yapraklarımız zaten çok kibar güzel oldu. Şunu buraya tuturduk. Buradaki yuvaya alıyorum ipimi. Şimdi burada üç gözleme ile başlıyorum. İki ve üç gözleme ile başladım. Buraya tek yaprak çalışacağız arkadaşlar. İpimi geri aldım. Yanlardan yine artırma yapacağız. Sayımız 5 olana kadar. Şöyle aynı gözlemeye yine battım. Yandaki gözlemeye geldim. Bu yapraklar artık her yerde var arkadaşlar. Bulabilirsiniz yapımlarını. Ama çok basit yapraklar artık. Ama çiçekleri en şık gösteren yaprak modeli inanın ki bu motiflerde. Sayım oldu 4. Tekrar geri aldım. Sayımı 5'e kadar çıkarıyorum arkadaşlar. Yanlardan artırma yaparak. Arkadaşlar sayım 5 olana kadar artırmamı yaptım. Şimdi artırmayı bırakıyoruz. Sayımız 1 olana kadar eksiltiyoruz bu yeşil yaprağımızı. Onu da tamamlayıp geliyorum. Evet, 1'e kadar geldim. Şimdi bunu kestim buradan arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bu yaprağın aynısından biraz burayı bol bırakıp böyle çalıştığınız zaman, burayı çalıştığınız zaman tekrar bu yapraktan yanına çalışıyorum. Yine 3 ile başlıyorum. Yanlardan artırıp 5'e kadar çıkıyorum. Daha sonra eksiltiyorum arkadaşlar. Artırma bittikten sonra aynısından buraya çalışıyorum ve bu en son artırma yaptığımız yerden yine bir tane ip ekliyoruz ve bu yaprağımızı yapıyoruz. Aynen 3 4 3 5 diye artırma yapıyoruz yanlardan. 4 3 2 1 diye eksiltiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarımızı tamamlıyoruz. İsterseniz buralara da yaprak yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şimdi bunu eksiltiyorum. Kestim pardon. Bunun tohumunu yapacağız arkadaşlar. Tohumu da sihirli halka üzerine 8 tane gözleme ile başlıyoruz. Boru yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu tohumun üzerine şöyle minik minik beyazlar sıkıştırdım böyle. Çok tatlı durdu diye. 8'li boru yapıyoruz. 8 sıra. İçerisine ip de koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz de isterseniz. Ben böyle bu şekilde yaptım, yakışır diye. Tohumumu da buraya takayım ben. Tohumun yapımı da bir önceki videolarımda var arkadaşlar. Nasıl böyle yuvarlak boncuk gibi olduğunu anlatmıştım. Şurada ortadan gözümden takıyorum. Bakın bu şekilde. Biraz canlılık versin diye beyazları koydum ama koymayabilirsiniz. Bunu şuradan arkadaşlar şu yaprağımızın şuralarından tohumumuzu dikeceğiz buraya. Bir iki tane dikmek yeterli. Pardon. Şöyle şuradan. Yine aynı gözümün altından geçirelim bunu. Ve şu orta gözlemeden geçireceğiz. Biraz zor olacak ama olsun. Sonu güzel olacak inanın.
Bir iki yerden tutturduğunuz zaman yeterli olur. Şuradaki motifimizin hemen dip kısmından yaprağımızın, bunu da şuradan bir yerden taktık. İğnemizin nereden çıkardıysak onun alt kısmından arkadaşlar takalım. İşte bu şekilde arkadaşlar. 2 tane, 3 tane dikersiniz. Bakın iğneyi buradan getirdim ya. Hemen şu yanındaki gözeme şeyden, yuvadan geri dönüyorum. Aynı yerden dönmüyorum arkadaşlar. Aynı yerden dönerseniz diktiğiniz ip boşa çıkar. Bir tane de şu yaprağımızdan tutturalım. Rahat, kolay bir motif arkadaşlar. Kontürü yok. Sadece gözlemelerinizi sıkı tutun. İnanın ki buna hiçbir şey olmuyor. Bozulmuyor. Bakın. Bu şekilde tohumumuzu da diktik. Çok güzel, çok tatlı bir motif oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Adı Rüzgar Gülü. Ben bunu çok beğendim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize güzel bakın. Kendinize saygılı davranın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın.